İyi Parti grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 25.10.2022 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurul onayına sunulmasını saygılarımı arz ederim. Erhan Usta, Samsun Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 19 milletvekili tarafından son dönemde ortaya atılan yolsuzluk iddialarını araştırılarak yolsuzlukla mücadele için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 14.10.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergeler önüne alınarak görüşmelerinin 25.10.2022 Salı günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Dursun Ataş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti olarak vermiş olduğumuz kamuda yaşanan yolsuzlukların araştırılması konulu önergemiz hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, AKP bundan 20 yıl önce 3Y'nin yani yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmayacağı bir Türkiye vaadiyle iktidara gelmiştir. Bugün 20 koca yıl geride kaldı. 20 yıldır devleti tek başına yöneten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan milletle alay eder gibi yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz, bunu biz yaparız, şu an itibariyle onun hazırlığı içindeyiz dedi. Evet, Sayın Erdoğan tam 20 yıl sonra başaramadığını itiraf etmekte, Türkiye'de yolsuzluk var, yoksulluk var, yasaklar var demektedir. Bu bir vaat değil, başarısızlığın açıkça itirafıdır. Evet, bugün Türkiye'de rüşvet var, evet yolsuzluk var, evet yoksulluk var, evet yasaklar var. 20 yılın sonunda Türkiye'yi bu hale getirenler bugün çıkıp yolsuzlukların önüne geçecek hazırlığı yapmaktayız diyor. Günaydın. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'nin yönetiminde 20 yıldır siz vardınız. Türkiye tarihinde eşi görülmemiş. Rüşvette, yoksullukta, yolsuzlukta bizzat sizin eserinizdir. Değerli milletvekilleri, et kokarsa tuzlarsınız. Ya tuz kokarsa ne yaparsınız? Maalesef AKP iktidarında tuz kokmuştur. Bugün ülkenin her yerinden yolsuzluk fışkırmaktadır. Eşinin şirketi üzerinden kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanlar, her ihaleden komisyon alan %10'lukçu rüşvetçiler, yandaşları için ihale kanunlarında tam 192 kere değişiklik yapanlar, devlete çöreklenen beşli çeteler, yandaşa döviz endeksli garanti ödemeli projeler, devlet bankalarından usulsüz verilen ve geri ödenmeyen krediler, yandaşlara pazarlık usulüyle verilen türlü ihaleler, kayyumlara devredilip içi boşaltılan şirketler, AKP'nin yandaş vakıfları üzerinden yapılan büyük yolsuzluklar, borsada usulsüzlükle milyonlarca dolarlık servet edinenler, SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vekiller, tek kalemde yandaş holdinglerin 500 milyon lira vergi borcunu silenler, görevi çiftçiyi desteklemek olan Ziraat Bankası'ndan kredi alıp tek kuruş ödemeden medya imparatorluğu satın alanlar, dinozor park için Ankara halkının cebinden çıkan 750 milyon dolar, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapıldığı iddia edilen ve hazırlanan dosyalara İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan 13.2 milyar liralık yolsuzluk, 5-10 maaş alan danışmanlar, saray bürokratları, ayakkabı kutularından ortalığa savrulan paralar, siyasilere rüşvet verildiğini itiraf eden sözde hayırsever iş adamları, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan iş adamının özel jetini kullanan bakanlar, İçişleri Bakanı'nın ifadesiyle suç örgütünden maaş alan siyasiler, Sayıştay raporlarına yansıdığı halde tek bir işlem yapılmayan yolsuzluklar, zamansızlıktan sayamadığım daha yüzlerce yolsuzluk iddiası var. Bunlar hakkında verilen
onlarca araştırma önergesine rağmen bu iddiaların hiçbiri araştırılmamış, tek bir kişi bile adli işlem yapılmamıştır. Şimdi yolsuzluğa karşı harekete geçtiğini söyleyenlere tekrar soruyorum. Tüm bunlar yaşanırken iktidarda kim vardı? 20 yıldır elinizi tutan mı vardı? Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç bu dönem kadar yaygın, yoğun ve istikrarlı bir yolsuzluk sürecine tanık olmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde yolsuzluk yapanlar ülkemizdeki kadar korunmamış, savcılar bu kadar sus pus olduğu bir dönem hiç yaşanmamıştır. Türkiye'de son 20 yılda yaşanan yolsuzluklar uluslararası raporlara bile yansımıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2021 yılında yayınlanan raporda Türkiye 180 ülke arasında 96. sırada yer almış, 2013'ten bugüne tam 43 basamak gerilemiştir. Görüldüğü üzere... Buyurun toparlayın. Toparlıyorum başkanım. Görüldüğü üzere her yerden yolsuzluk ve rüşvet fışkırmakta. Vatandaşlar, yandaşlar zenginliklerine zenginlik katarken vatandaşsa yoksulluğun perçesinde çırpılmaktadır. Bu yolsuzlukların faalleri siyasi ve hukuki olarak hesap vermek zorundadır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de dediği gibi, eğer zerre samimiyetiniz varsa biz sonuna kadar varız. Buyurun hodri meydan. Önergemize destek verin, yaşanan bu yolsuzlukları araştırıp faallerini gün yüzüne çıkarıp hesap soralım ki yolsuzluklar önlensin, diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Muş Milletvekili Sayın Gülistan Kılıç Koç Yiğit, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımız, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet, İYİ Parti'nin önergesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Şimdi öncelikle Türkiye'nin ilk iktidar yıllarını, 2002'li AKP yıllarını hatırlayalım. Ne diyorlardı? Yasaklara, yoksulluğa ve yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı biz iktidara geldik demişlerdi. Yasaklara bakalım bugün değerli arkadaşlar. Valla kimse konuşmasa Türkiye'de yasak yok. Ya da herkes AKP'li olursa yasak yok. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. AKP'liler suç işleme özgürlüğüne sahipler. AKP'liler her türlü şeye bulaşabilirler. Yolsuzluk yapabilirler. İhaleye fesat karıştırabilirler. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirler ama bu konuda hiçbir yasak yok maşallah. Ama olur da muhalif biri olursanız, bir tweet atarsanız, tweetin içi boş olursa sorun yok ama tweetin içine herhangi bir şey yazarsanız işte orada sorunlar başlıyor. Yoksulluk meselesine bakalım. Yine 2002 yılında aslında AKP iktidara geldiğinde IMF'nin programını devraldı ve 20 yılın sonunda bugün geldiğimiz nokta açlık sınırı 8 bin liraya gelmiş durumda. Yoksulluk sınırı 24 bin liraya yaklaşmış ve Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insan sosyal yardımlara muhtaç hale gelmiş. Kimin sayesinde? Tabii ki muhteşem iktidar AKP sayesinde. Peki yolsuzluk meselesine gelelim. Şimdi yolsuzluk meselesinde yolsuzluk kelimesi mevcut durumu tanımlamak için yetersiz geliyor. Yani biz buraya yeni bir kavram bulmalıyız. Yani yolsuzluk dediğimizde böyle geçmiş hafızamız geliyor. 3-5 tane hortumcunun yolsuzluk yapması gibi bir hafıza canlanıyor. Ama durum öyle değil ki. Artık bütün ülkeyi talan eden, bütün ülkenin bütün kaynaklarını yok etmeye çalışan, kendi himayesine alan bir iktidar var. Bunu sadece yolsuzluk kavramıyla aktarabilir miyiz? İmkansız. En azından böyle bir lügatimiz yok. Buna ne deriz? Valla bütün ülkeyi götürmek mi deriz? Bütün ülkeyi yok etmek mi deriz? Bütün ülkeyi yutmak mı deriz? Nasıl bir şey deriz onu bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, siz iktidara geldikten sonra dünya kadar hukuksuz iş yaptınız ama en temel hukuksuz işiniz Türkiye'deki yerel yönetim kaynaklarına çöktünüz. Özellikle de bölgedeki belediyelere kayyum eliyle aldınız. Önce halkın iradesini gasp ettiniz, çaldınız ama yetmedi. Kayyum da Mardin modeli dediniz ve
Mustafa Yaman'ı getirdiniz. Mustafa Yaman eliyle de dünyanın yolsuzluğunu yaptınız. Ama yolsuzluk öyle bir aşamaya geldi ki siz bile Mustafa Yaman'ı ve 72 kişiyi görevden alıp onlara 540 milyonluk soruşturma açmak zorunda kaldınız. Tabii bu arada bakanlarınızın ve diğerlerinin aldıkları hediyeleri, aldıkları rüşvetleri, AKP'nin bütün işlemlerini belediyeye fatura etmelerini söylemeye bile gerek yok. Bu arada yolsuzluğun yolunu nasıl yapıyorsunuz? 22 belediye... Normalde 22B olağanüstü hallerde istisna olarak uygulanması gereken bir ihale yöntemidir. Ama gelin görün ki AKP istisnayı kural yapmasıyla mahir bir iktidar. Onun için siz 22B'yi bütün ihalelerde uyguluyorsunuz ve adrese teslim ihalelerle de aslında yandaşınıza hızlı bir şekilde kamu kaynaklarını peşkeş çekiyorsunuz. Bununla ilgili dünya kadar örnek var, say say bitmez. Ama bütün bu yolsuzluklar, işte endeksler ortada, hepsinde en son sıralardasınız. Ama daha önemli bir şey var. Bu yolsuzluklarınız görünmesin diye özgür basın emekçilerini gözaltına alıyorsunuz. Bugün evlerini bastınız, ajansı bastınız ve 11 gazeteciyi, içlerinde 45 günlük bebeği olan Zemo Ağgöz dahil gözaltına aldınız. Hala gözaltında tutuyorsunuz. 24 saatlik avukat kısıtlılığı var. Neden yapıyorsunuz bunları? Çünkü yolsuzluklarınız, yasaklarınız ve açgözlü iktidarınızın suçları dile gel. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, nedir bu dosyalar? Bu dosyalar AK Parti dönemindeki yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarıyla ilgili yaptığım suç duyuruları. Bu suç duyurularının sayısı 39 ve bu suç duyurularının parasal hacmi 600 milyar lira. Yani eski parayla 600 katrilyon lira. Şimdi 3 dakikanın içinde AK Parti dönemindeki bütün yolsuzlukları anlatmam imkansız olduğu için size birkaç örnek vereceğim. Devlet Demir Yolları Ankara-İstanbul hattı rehabilitasyon işinde 15 yıldır bir türlü tamamlanamayan bir tünel var. Tünelin adı T26. Teftiş Kurulu raporuna göre sözleşme fiyatı 59 milyon dolar. Devlet Demir Yolları'nın şirkete ödediği tutar 322 milyon dolar. Aradaki fark 262 milyon dolar. Güncel kurla yaklaşık 5 milyar lira. Eski parayla 5 katrilyon lira. 5 kilometrelik tünelin her bir kilometresinde 1 katrilyon yolsuzluk var. Peki bu devasa vurgunun içinde kimler var? Tabii ki Beşli Çete, tabii ki AK Partili bürokratlar var. Bir diğer örnek, bu da onlu çetenin işi. Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistemler bağlantı işi. Sayıştay'ın 2019-2020 yılları raporuna göre şirket 17 iş kalemine çok düşük fiyat veriyor ve ihaleyi kazanıyor. Ancak sıra bu iş kalemlerini yapmaya gelince iş kalemleri işin kapsamından çıkarılıyor. Yeniden ihale ediliyor ancak pazarlık usulüyle adrese teslim şekilde yine aynı şirkete veriliyor ama bir farkla veriliyor. O ilk ihalede düşük fiyat verilen 17 iş kalemine bu kez fahiş yüksek fiyatlar veriliyor. Bakın mesela tek bir iş kaleminde Sayıştay raporuna göre sözleşme tutarı 102.600 lira. Şirkete ödenen tutar 114 milyon 75 bin lira. Aradaki fark 1111 kat. Kamu zararı 113 milyon lira. Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Toplam 17 iş kaleminde oluşan kamu zararı 600 milyon lira. Ayrıca şirkete 25 milyon avroda usulsüz avans veriliyor. Avanstan hiçbir şekilde faiz alınmayarak, yani %0 faizle para ancak 3,5 yıl sonra tahsil ediliyor. İşte size AK Parti dönemindeki sadece iki yolsuzluktan örnek. Sayın milletvekilleri, altını basarak söylüyorum, AK Parti tarihi aynı zamanda Türkiye'deki yolsuzlukların tarihidir. Saygılar sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas Şeker. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubunun vermiş olduğu meclis araştırması önergesi üzerine AK Parti grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle trafik kazası geçiren önceki dönem Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e, milletvekilimiz Şamil Bey'e ve koruma Oğuz Bey'e geçmiş olsun diliyorum. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, son 18 yılda AK Parti hükümetlerimiz kamu yönetiminin daha şeffaf, hesap verebilir, dürüst ve katılımcı bir yapıya dönüşmesi ve yolsuzluklarla mücadele konusunda önemli adımlar attı. Yeni anayasal düzenlemelerin yanında birçok kanunlarda da değişiklikler yapıldı. Örneğin bu süre içerisinde bilgi edinme kanunu, kamu görevlileri etik kurulu kurulmasına ilişkin kanun, mali yönetim ve kontrol kanunu, ihale kanunu, suç gelirlerin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve kaçakçılıkla mücadele kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, yine Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, Sayıştay Kanunu gibi birçok kanunu bu dönem içerisinde yasallaşmıştır. Yine yolsuzlukla mücadele konusunda taraf olduğumuz birçok uluslararası sözleşmelere de imza atılmıştır. Örneğin bunlardan Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Medeni Hukuk Sözleşmesi, OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi gibi birçok sözleşmeye de yine imza atılmıştır. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri döneminde bütçe yolsuzluklara değil, yolsuzlukları önleyerek, geçmişte yapılan yolsuzlukları önleyerek yatırımlara harcanmıştır. Bunlara şöyle kısaca bir bakacak olursak, bu bütçeyle bölünmüş yollar 6100 kilometreden 28550 kilometreye çıkarılmış. Otoyolların uzunluğu 1710 kilometreden 3532 kilometreye çıkarılmış. Karayolları tünel sayısı 83'ten 466'ya çıkarılmış. Tünel uzunluğu 50 kilometreden 651 kilometreye, köprü ve viyadük uzunlukları 311 kilometreden 724 kilometreye çıkarılmış. Hızlı tren hattı 2074 kilometreye çıkarıldı. 26 olan havaalanı sayımız 57'ye çıkarıldı. Savunma sanayinde yerlilik oranımız %20'lerden %73'lere çıkartıldı. Yeni demir yolları, yeni hızlı trenler. Buyurun, buyurun toparlayın. Yeni demir yolları, hızlı trenler, şehir hastaneleri, her ile en az bir üniversite olmak üzere 208 üniversite kuruldu. Daha neler neler. Kısacası Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dağları deldik, denizleri alttan, boğazları tünelden geçtik, 85 milyon milletimize hizmet ettik. Etmeye de devam ediyoruz inşallah. Ziya Paşa'nın dediği gibi, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde diyor, araştırma önergesine katılmadığımı ifade ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Pardon, buyurun. Araştırma sayısı alacağım.
Önergeyi oylarınıza sunacağım. Karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Elektronik yazdı. Evet, katip üyeler arasında anlaşmazlık var. Elektronik oylamayla tekrarlayacağım. 3 dakika süre veriyorum. İki başkanım, 2 dakika. Karar yeter sayısı yoktur. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.